Ve bugünden itibaren efendim yün sponsorumuz farklılaştı. Şöyle uzaktan çekelim arkadaşlar. Yünlerimiz değişti. Farklı yünlerle size güzel şeyler yapacağız. Önümüzdeki günlerde. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Erkek yeleği. Erkek yeleği yapıyoruz. Küçük o tatlı erkeklere bir tane bende var, bir tane Sibel'de var. Nurgün Tezcan hem Ali'ye hem Sarp'a bu yelekten yapmıştı. Çok da güzel olmuş Nurgün. Bugün bakın açık hali şuradan yukarıdan görebilirsek burada erkek yeleği şurada duruyor efendim. Şu omuzda dikiş olmamasını evet. Çok seviyorum çocuklarda özellikle. Gerçekten nereden başlıyoruz bu yeleğe? Etek ucundan başlanıyor dayan buna. Şu. 3 ilmekle başlıyoruz. Evet. 3 ilmekle başlıyoruz. Bırakalım tepeden görelim orayı. Şu yazı bizi şey yapıyor, engelliyor. 3 ilmekle şuradan başlıyoruz. Şu ikisini bir görebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam böyle. Çok üç güzel. 3 ilmekle başlıyoruz. Sağından ve solundan birer ilmek arttırarak buradaki ilmek sayımız, şurası 20 sıra zaten. 40 ilmeğe ulaştığında 27 diş örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan 40 ilmeği 27 diş örüp kol için 5 ilmek kesiyoruz. Kolu kestiğimiz anda yani yakayı İkisini da kesmeye başlıyoruz. İkisini bir çıkabiliyor musun? İkisini yok bir ayrı. Ben şunu açayım daha iyi anlarlar. Şöyle açayım. İlk önce bir parçasını örüyoruz. Daha iyi anlatabiliriz. Kolu evet kolu kestiğimiz zaman 5 ilmek kesiyoruz. Buradan da 1 ilmek yaka için kesmeye başlıyoruz. Şuradaki haroşo diş sayısı 20. 20 evet. Yani şimdi biz genelde bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz genelde evet. Yeleklerimizde hani büyük yeleği de olsa küçük yeleği de olsa böyle başlarız. Evet. Ama buradaki ilginçlik buranın sivri olması ve biliyorsunuz bu tarz yelekler cepken yelek gibi erkeklerde. Biz kendimize de örebiliriz onu sonra. Evet. Kendimize de örebiliriz. Önce bir parçayı örüyoruz sonra diğer parçayı örüyoruz birine ilik yapıyoruz. Evet. Şurası 5 mi? 5 ilmek. Şişini kesiyoruz. Söyle. 4 numara şiş. Orta kalınlıkta ip. Bunu ben merserizeyle çalıştım da yani bu yün değil. Ama yünde de yapılabilir. Düz renk yapılabilir. Yani ben böyle çalıştım. Yalnız çok yumuşak olmuş. Evet. Bu merserize evet. mi? Merserize. Çok güzel bir merserize. Ne kadar iyi düşmüş. Evet. Süper güzel. Bunları sonradan mı ilave bunları ediyoruz? Bunları sonradan baştan 10. Sondan 10, şurada 40 ilmeğimiz var ya, 10 buradan, 10 buradan bırakıp buradan 20 tane ilmek çıkarıyorum. Diğer arka renkle, siyahla. 5 veya 6 sıra ördükten sonra kapatıp uçlarından dikiyoruz. İki burada önü yaptıktan aynı. Sonra buraya şiş mi takıyorsun? Burada 10, evet 18'e geldik burada. 18 ilmek sağda, 18 ilmek de solda var. Diğer renk ipe geçiyoruz. 18 ilmeği örüyoruz. Araya 18 ilmek atıp tekrar 18 ilmeği örüyoruz. Yani şurada 54 ilmeğimiz var arkada. Gene 20 diş örüyoruz. 20 diş buradan buraya, 20 diş de buraya. Bu sefer 5'er tane çoğaltma görelim. Yapıyoruz. 20 diş de böyle örüyoruz. Böyle örüyoruz, evet. 5 tane arttırıyoruz sağdan ve soldan kol. Ve önde yaptığımız gibi 27 diş örüp tamamen bitiriyoruz. Düz kesiyoruz arkayı. Çok güzel, kolay, basit. Aslında böyle kız çocuklarına da yapılabilir evet, bu yelekten. Evet. Genç kızlara yapılabilir. Evet. Onlar seviyorlar böyle evet. tarz. Şimdi biliyorsunuz böyle erkek ayakkabıları genç kızlarda, genç hanımlarda çok moda. Böyle bağcıklı erkek ayakkabısı. Pantolon. Üstüne bir gömlek veya böyle bir tişört, böyle de bir yelek giyerlerse süper güzel evet. olur. Yani genç kızlar annenize, babaannenize, anneannenize, halanıza, teyzenize veya bir zahmet oturup kendiniz bu yelekten yapabilirsiniz. Çok kolay siz bir zahmet yapabilir misiniz bizim genç kızlara soruyorum. Ben öğretirim onları. Ben öğretirim diyor Nurgün. Bravo Nurgün. Şunlara ne olur yayın sırasında bir göreyim ellerinde tamam. şiş. Yeleği büyütmek istersek hani bir oran verebilir misiniz? Çok tweet var bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şişin kaç numara? 4 numara şiş. 4 numara. İp de şöyle bir ip. Yani ince bir ip aslında. Evet. Çok ince değil ama ince bir ip. Bir oran verelim. Mesela burada 10 ilmek kaç santim ediyor? Şimdi
Şimdi de yani 40 ilmeğimiz 25 santim oluyor. 30-35 santim olması için de 55 ilmek atmak lazım. 55 etmek. Yani şunun bir ölçüsünü alsınlar. Bu Ali'ye göre bir yelek. Hı-hı. Yani yaklaşık 7-8 aylık, 9 Hı-hı. aylık. Ali daha küçük ama biraz iri bir bebek. Evet. O yaşlar için yani oranı da öyle arttırmak Hı-hı. lazım. Yani biz de şu ölçüyü mü alacağız? Evet, şu yarı ölçüyü alsınlar. Şu, iplik. Bir dakika. Şu belimizden şuradan ortaya, ortaya kadar ki mezoyla bunu alacağız. Belki daha kalın bir yünlü tabii, kendileri yaparlar. Kendileri örsünler der yani. Bir 10 ilmek ya da 20 ilmek ne hangi yünle işte yapacaklarsa yapsınlar. O santimin zaten arasında. Zaten öyle ölçü evet, alınıyor. Evet, öyle evet. ölçü alınıyor. Sizin şişiniz, yününüz değişik Hı-hı. olabilir. Yani 3 ilmekle başlayıp evet. şuraya ölçeceksiniz evet. sadece. 40, 45, çoğaltacaksınız. 50, diğer oranları da ona göre. Mesela o zaman kol ne kadar kesmek mesela, lazım? Kol. Burada 27 yaparız. Bence orada büyükte 47 falan olur. Bakın 8 şöyle ya da 10 düşünün. Kesmek lazım. Bir dakika. Nasıl keserdik biz 8, şey koltuklu keserdik? 3-2-1 keserdik. 4-3-2-1 ön 4-3-2-1 keserdik. 4-3-2-1 kaç yapıyor toplam? 10 oluyor. 10 ilmek keseceksiniz Hı-hı. kendinize yaptığınız zaman. Yani büyük birisine bizim gibi evet. Yaptığınız zaman. Onu zaten hep koyarak, ölçerek yapmakta evet. yarar var. Yelek çok güzel bir yelek. 3 ilmekle başlayıp küçük çocuk için kaç ilmeğe geliyorsun? 40 şurası? İlmeğe geliyoruz. 40 ilmeğe geliyoruz. Şurada 40 geliyorsun. İlmek olana kadar. Kaç diş örüyorsun şuraya 27 kadar? 27 diş örüyoruz. Kaç kesiyorsun? 5 kesip 20 diş tekrar örüyoruz. Burada da kolu kestiğimiz an yakadan da 1-1 gidiyoruz. Yakadan da 1-1-1-1. 18 ilmek alana kadar. Süveter yapar gibi 1-1-1 kesiyoruz. 18 sonra şurada 18. Süper güzel. Süper güzel. Bütün ölçüleri çektik. Evet. Sibel çekti. Twitter'dan koydu. Evet. Retweet yaptım. Şimdi Facebook'a hepsine koyacağız. Nurgün'ün Face sayfanı söyle. Nurgün Tezcan. Nurgün Tezcan. Face'te bulabilirsin.